Ukrayna'da koronavirüs salgınının başlamasının ardından ailelerinin maddi yetersizliğinden dolayı devlet tarafından yatılı okullara yerleştirilen 42 bin çocuk evlerine geri gönderildi. Ukrayna'da koronavirüs salgını sebebiyle ailelerinin maddi yetersizliğinden dolayı devlet tarafından yatılı okullara yerleştirilen 42 bin çocuk barınabilecekleri ev koşullarının olup olmadığı tespit edilmeden kayıtlı gözüktükleri adreslere geri gönderildi. Eve gönderilen çocukların ebeveynleri maddi yetersizlikten dolayı barınma ve yiyecek bulmakta zorluk çekiyor. Odessa'daki İyi Başlangıçlar adlı hayırsever vakfının başkanı ve Ahit Kilisesi'nin pastörü olan Peter Emilianov, koronavirüs salgınının başlamasının ardından Ukrayna hükümetinin yatılı okullardaki çocukları eve göndermesi sonucunda binlerce çocuğun şu an ne kadar zor durumda olduğunu anlattı ve söz konusu durum sadece korkunç sözcüğüyle açıklanabilir. Kısacası şu an birçok aile çocuklarını nasıl doyuracağını bilmiyor. Yardım paketlerini dağıtmak üzere onların karşısına çıktığımızda bazıları yabancı olduğumuz için bizden kaçarken bazıları da çok sıcakkanlı karşılıyor. Fakat herkes dağıttığımız gıda ve temel ihtiyaç paketleri için teşekkür ediyor. Yardım kolilerinin dışında yetişkinler ve çocuklar için ayrı ayrı kutsal kitapta dağıtıyoruz açıklamasında bulundu. Durumun anlatıldığından daha da kritik bir noktada olduğuna dikkat çeken Emilianov, ziyaret ettiği ailelerden birinde annenin HIV ve tüberküloz hastası olduğunu ve sağlık durumunun müsaade etmemesine rağmen yatılı okuldan eve gönderilen çocuklara bakmak zorunda olduğunu söyledi. Çocukların ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını belirten Emilianov, çocuklarla karşı karşıya geldiğinizde ve onların gözlerine baktığınızda hayatlarının biraz daha iyi olması için kendinizi feda etmek istersiniz. Daha sonra ise ne kadar az şey yapabildiğinizi farkına varırsınız. Bu durum çok can yakıcı dedi. Rusya ve Ukrayna'daki Antlaşma Kilisesi'nin episkoposu Vitali Maksiyuk, tüm Hristiyanları Odessa'daki İyi Başlangıçlar adlı hayırsever vakfına destek vermeye davet etti. Vitali Maksiyuk, "Herkesi elinden gelen her türden yardıma ortak olmaya davet ediyoruz. Bu dua desteği, maddi destek, gıda ya da ilaç desteği olabilir. Birlikte çok daha fazla aileye hizmet edebiliriz. Dualarınızda bizi anın." dedi.